Hayır, bir şey soracağım. Bütün çiftler böyle çok güzel geliyor gözüme. Siz de çok güzel geliyorsunuz. Acaba böyle yarın ara var ya, o yüzden mi bu kadar iyi anlaşıyorsunuz bu kadar? Evet, biz şu anda araya girmeden önce çok iyi olalım diye yapıyoruz bunları. Ya yeter vallahi. Ya bu evde birini güzel bir şekilde söyleyemiyorum. Ne söylersem söyleyeyim kötü algılıyorsunuz. Ya git olsun tamam şu an seni görmek istemiyorum. Şu an çok sinirlendim ya. Sinirliyim. Bir dakika. Anamın şu an çok sinirliyim. Ne bir dakika gel yalnız kalsın. Oğlum sen de mi söylüyorsun bana? Sen de söylüyorsun. Dur, 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 konuşayım dedi. Ben de telefonu uzattım böyle Rümeysa'ya. İtti telefonu geri. Ama sinirliydim Öykü Hanım. Nasıl hani kendimi böyle çok değersiz hissettim. Eğer böyle devam edecekse bence ikisi de bir düşünsün. Yol yakınken bence bitirmeleri daha iyi. Kız aranızda kaldı. Yani orada gözün açıp gitmene ne vardı? Wow! Komik! Öykü Hanım wow değil. Ben söylüyorum sinirliyim şu an. Yaktın, sönmedi hala. Kimseyi sevemiyorum. Beni sana kattın. Belli değil mi? Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Bir daha söyleyeyim, evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır, çok düşünüyorum. Çok eminim, çok istiyorum. Sana anlatamadığım başka korkularım da var hayatım. Da anlatmak istemediğim ama dışarıda anlatacağım. Yani neyle ilgili? Benim kendimle, yaşadıklarımla alakalı bir şey. Sadece şey değil yani. Hani... Ailesel. Evet, seninle alakalı değil yani. Ailesel yani. Evet. Saçımda bembeyaz tenin hala yapayalnız yaptım. Fark edilir mi? Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sormadan.
sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan buna var mı müsaaden? Evet arkadaşlar, bu organizasyon için ve buna katıldığınız için, bizim yanımızda olduğunuz için ve bunun gerçeğinde de sizi görmek istiyorum bu arada mutlaka. Tabii. Çok teşekkür ederim ama tabii ki de Leyla'm, en başta sana teşekkür etmek istiyorum. Keşke Leyla burada olsaydın. Ama gerçeğinde zaten biliyorsun baş nedimem olacaksın o yüzden. O yüzden bu provada artık olmadı ama gerçeğinde olacak. Çok heyecanlandım ya. Çok mutlu oldum. Aynı zamanda da duygulandım bu arada. Çok gerçek hissettim gerçekten. Gerçekti zaten. Yani hani şey olarak yani bu provaya falan ya gibi ya. Vallahi yani. Ben bence çok gerçekti. Ama evet çok gerçekti. His olarak çok gerçekti. Hepinizin gözleri doluydu ama. Ben ağladım zaten. Ekrana verildiği zaman Beyza'nın sen ağlıyordun evet. Zaten. Ya zaten oturdular burada benimle birlikte evet, ağladın. Dışında sorun yok. Dilara bir ara baktı Buse ağlıyor dedi kökten götüreyim. Aşkım. Dedin ya sen nefes alamıyorum. Bunu gösterdiler. İlayda ölmüydü. Ben zaten söylemiyorum. Aşkım benim kıyam. Niloyan benim ya. Kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten çok çok mutlu oldum ve çok hissettim gerçekten içtenlikle olduğunuzu. Her yerim. Umarım darısı hatta daha güzelleri, daha gerçekleri hepinize nasip olur. Amin. Amin. İçten bir amin. Amin. Sübhaneke dinimiz amin. Beğendin mi Buse? Ne? Organizasyonu beğendin mi? Harika. Harika mıydı? Harika. Ama bahşişlerimizi vereceksin. Yani Beyza, orası... evet bir bahşiş sözüm vardı. Arada direkt kendiniz. Buse, taksit mi yaparsın? Hiç yapmıyorsun değil mi? Harbiden güzeldi yani. Evet, hoşuma gitmeyebilir. Yani. Parça pinçik yani. 1000 lira ne kadar parçalar bilir ki? Yani Dilara'ya laf duruyor. Şaka değil yani. Ha. Ne? Hayır, çok beğendim. Güzel değil mi? Yani diyor ki geldiğim sana söyleyeyim kızım sen anla. Beğenmen güzel bir şey. Yani beğendin mi diyor organizasyon diyor. Beğenmeyenler var ya diyor organizasyonları ama diyor. Ama bu organizasyonla o bir bence bu evde yapılabilecek en büyük şey. Burada bence. Bu kadar oluyor. Dışarıda yani daha güzellerini. Dışarıda sadece düğün salonu ve şey oluyor. Şarkı böyle falan oluyor ama burada tabii bence çok gerçekçi oldu. Bence evet. De çok hani kızlar evde yapar ya kendi aralarında düğün salonu tercih etmezler. Çok eksiksizdi bence bu arada. Ben bilmiyorum bu nasıl yapıldığını. Bizim erkekler evinde tartışılan şuydu bak. Kına evine erkek gider mi gitmez mi? Gider gider şöyle oluyor. Kına yakını bir şey sonra damat baskını diye bir şey var. Buna yakın bittikten sonra atıyorum şu şarkılarla, güzeller içinden falan, davulla, maytapla falan yok. Kızın kına yakımı biter, damat girer. Bir tur, o çok bir nadir tur dönerler. Oluyor. Genelde öyle ben yapılmıyor ama. Ben 8 sene organizasyon yaptım. Sonra damat oturur, ona da kına yakılır. Sonra kalkıp duvak falan açarlar o şekilde. Sonra beraber oynarlar o şekilde. Hayır bir şey soracağım. Bütün çiftler böyle çok güzel geliyor gözüme. Siz de çok güzel geliyorsunuz. Acaba böyle yarın ara var ya... O yüzden mi bu kadar iyi anlaşıyorsunuz bu kadar? Ha? Ya Beyza, yarından sonraki gün yani. İşte. Beyza'lık bir yorumda harbiden. Yani. İlişkilerin yarısı biter abi. Evet biz şu anda araya girmeden önce çok iyi olalım diye yapıyoruz bunları. Hayır özleyeceksiniz ya birbirinizi. Kötü bir şey söylemedim böyle aslında. Böyle söylemedin az önce ya. Keşke böyle söyleseydin de. Kötü bir şey söylemedim. Kötü bir şey söylemedi kız ya. Arkadaşlar araya gireceğiz ya. Özlem mi gideriyorsunuz? Hani evet son son böyle herkes tamam, yakın böyle davranıyor birbirine. Sıkıntı yok. Öyle ben onu zaten. Söylemek istedim. Evet ben de Beyza'nın iyi bir şey söylediğine katılıyorum. Çünkü genelde söylüyorsun ya böyle şeyler. O yüzden yanlış. Yani yanlış tarafa çekmeye de yer alıyorsunuz. Vallahi bir daha da güzel bir şey de söylemem. Özür dilerim be yeter.